Pilates dersinde hepiniz hoş geldiniz. Hemen bugün ihtiyacımız olan malzemelerden bahsedeceğim. Bir adet terabant. Bir önceki derslerde söylemiştim. Terabantımız yani şu lastiğimizden, Pilates lastiğimizden yoksa şöyle kilo çoraplar var ya, her kadında vardır diye düşünüyorum. Ya da eşinizde, işte çocuğunuzda, annenizde, her neyse. Kilolu çorap olabilir, böyle çamaşır lastikleri olur, onlar olabilir. Yani şöyle esneyecek herhangi bir şey işimizi görecek. Bir adet bundan lazım. Bir de yine her zamanki gibi baş malzemem yastık. Yastık lazım. Şimdi hazırsak hemen başlıyorum. Önce lastikle başlayacağız. Şimdi ister oturarak, ister şu şekilde dizlerin üzerinde, ister bu şekilde, ister ayakta, hiç fark etmez. Hangisine rahat ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an görüntü açısından şu şekilde oturuyorum. Ama normalde ayakta yapıyorum aslında bu hareketleri, bilginiz olsun. İsterseniz ayakta yapın. Şimdi kollarım önde, şöyle lastiğin ortasından bir yerlerden tuttum. Nefesimi alırken kollarımı dümdüz bir şekilde arkaya doğru açıyorum. Hafif de böyle arkaya doğru açacağım. Nefesimi aldım, verirken omuzlarım aşağıda, kollarım sıkı. Nefesi verirken de yavaşça kapatıyorum. Şimdi bunu böyle açıp pat diye böyle kesinlikle kapatmıyoruz. Nefes alırken yavaşça açtım. Omuzlarım aşağıda, kollarım hala sıkı. Kapatırken de kontrollü. Ben kontrol ediyorum lastiği. Kesinlikle lastik bizi kontrol etmiyor. Şimdi hazırsak bundan 10 tane yapacağız. 10 tanenin sonunda da sıkıştırmamız var. Kolları bu şekilde aşağıda, ne çok yukarıda ne aşağıda. Nefesi aldık. Açtım geri. Yavaşça kapatıyorum, omuzlar aşağıda. 1. Al nefes. Vererek. 2. 3. Bravo, kollar sıkı ve düz. 4. 5, bravo. 6. 7. Devam edelim. Ben uygulamayı hemen açıyorum. Yine unutuyordum. 8. Sayıyorum. Siz devam. 9. Son kez. Şimdi açıklarda kaldım. Buradan küçük küçük sıkıştırma yapıyorum. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça kapat. Şöyle bir omuzlarını bir rahatlat, boynunu. İsterseniz bundan bir set daha yapabilirsiniz. Ben şimdi geçiyorum. Daha fazla hareket gösterebilmek adına, zamanımın yetmesi adına bu hareketi geçiyorum. Şimdi yine aynı şekilde ortadan tutacağız. Bu sefer bir tık daha dar, böyle daha ortadan. Bu arada bu tabi lastiğinizin sertlik derecesine göre de değişir. Eğer çok sert bir lastiğiniz varsa biraz daha açık tutabilirsiniz. Ya da böyle en hafif lastiktense daha da böyle kapalı tutabilirsiniz. Bu tamamen sizinkine bağlı. Şimdi kollar dümdüz aşağıda şu şekilde. Omuzlarım da yine şöyle yukarıda. Omuzları da aşağı bastırayım. Bastırıyorum derken ekstradan kasmayın. Aşağıda tutun yeterli. Şimdi nefes alırken şu şekilde küçük küçük açarak yukarıya kaldıracağım. Bu kaldırma esnasında yine omuzlara dikkat ediyorum. Omuzlarım aşağıda, özellikle yukarı kaldırdığım anda. Ve şu küçük küçük böyle açma işlemini bu sefer aşağı doğru yapacağım. Bunları hiç durmadan şu şekilde yapacağız. Nefes alırken, yukarı nefes verirken aşağı, tekrar durmadan yukarı aşağı, totalde 10 tane yapıyoruz. Bu hareket hep sıkıştırma gibi düşünün. Ve omuzlara çok dikkat edelim. Ve kollarımız düz. Nefesi alırken başlıyorum. 1. 2. Bravo. Sırt dik, omuzlar aşağıda. 3. Süper. Biraz yanacak kollarımız. Azıcık dayanıyoruz. 4. Bravo. Yukarıda ve aşağıda hiç beklemeden aşağı gelin. 5. Hadi 5 tane daha kaldı. 6. Devam. 7.
8 9 hadi son kez. Ve 10. Süper. Şimdi bir rahatlatalım omuzları. Bu hareketi yine bir set daha yaparsanız güzel olur. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ama en azından iki set yaparsanız iyi olur. Şimdi şu şekilde ellerimi şöyle lastiğe dolayıp kolumu böyle arkaya alacağım. Şimdi arkaya dönerek de göstereceğim. Öndeki pozisyonumuz şu. Arkadaki pozisyonumuz da bu. Görünüyor sanırım, evet. Şu şekildeyiz. Şimdi vücudum düz. Boynum özellikle düz. Nefesimizi aldık. Verirken hem yukarıya hem aşağıya itiyorum lastiği. Kolu dümdüz yaptım. Ve yavaşça ortaya getirdim. Nefes aldım verirken hem yukarı hem aşağı yavaşça indirdim. Bundan da yine 10 tane yapacağım. Hazırsak nefesi aldım. Sırtım dik, boynum özellikle şu şekilde öne atmıyorum kesinlikle. Hatta bu hareketi şöyle yandan göstersem daha iyi olur galiba. Boynum düz. Nefes aldım. 10 tane hazır. Vererek 1. Yavaşça kapat. Kollarını sık. 2. Bravo. 3. 4. Devam. 5. Süper. 6. 7. 8. Hadi yanıyor biraz. Devam. 2 tane kaldı. 9. Ve son. Şimdi öne al kollarını. Biraz şöyle salla. Biraz rahatlat. Şimdi hareketin aynısını diğer kol için yapacağız. Kolumuzu şöyle arkaya aldık. Yine lastik şu şekilde sıkı olacak. Dediğim gibi kendi lastik seviyenize göre ya da işte çorap kullanıyorsanız çoraba göre ayarlayabilirsiniz. Hazır. Nefes al. Verirken hem yukarı hem aşağı ittim. Tekrar ortaya geldim. Al nefes vererek. 2. 3. Bravo. Kolu dümdüz açıyoruz. Özellikle üsttekini. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve 10. Yavaşça kolu indir. Şöyle bir salla. Şimdi lastik elimde kalmaya devam ediyor. Sırt üstü yatacağım. Şimdi lastiği şu şekilde ayağımın altından geçirdim. Ve şu şekilde yanlardan tutuyorum. Buradaki sıkılıkla yine sizin kendinizin ayarlaması gereken bir şey. Biraz gergin olursa lastik süper olur. Şimdi bacaklarım masa pozisyonunda. Kollarım şu şekilde yukarıda düz. Bileklere dikkat edelim. Bilekleri böyle çevirmeyelim. Avuç içlerim tam olarak şöyle karşıya doğru bakıyor. Şimdi burada nefesi aldım. Verirken, bacakları düzleştirirken lastiği de yana doğru çekerek kürek kemiklerinin başına kadar kalkıp karnımı sıkıyorum. Ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönüyorum. Tekrar göstereyim. Nefes aldım. Verirken lastiği açabildiğim kadar açtım. Ve tekrar buraya geldim. Özellikle yukarı kalktığımızda şimdi lastiği çektiğimiz için biraz kollarınızı hissedeceksiniz. Ama karnımızı unutmayalım. Karnımızı iyice sıkalım. Sıkarak kalkalım. Şimdi bundan 10 tane yapacağız. 10 tanenin sonunda da sıkıştırma yapacağız. Dediğim gibi siz sayıları arttırabilirsiniz eğer zorlanmıyorsanız 10 tekrardan. Hazır. Nefes aldım. Verirken
açtım lastiği. Karnımı sıktım bir. Çeneye dikkat, bakışlar. Karşıda iki. Üç. Devam. Dört. Beş. Altı. Bravo. Sık karnını. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Hareketini tamamla. Şimdi yukarıda kal. Kollarla sıkıştırma yapıyorum. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Yavaşça kapat. İndir ayaklarını. Ve dinlen. Kollarını rahatlat. Göz ellerini rahatlat. Şimdi aynı hareketimizin ikinci setini yapacağız. Tekrar ayaklarının altına lastiği yerleştirdim. Bacakları masa pozisyonu. Karnım sık. Kollar düz. Hazır nefes al. Vererek. Bir. İki. Bravo. Üç. Hızlanmıyoruz yavaş. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Şimdi yukarıda kal. Ve sıkıştır. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Yavaşça kapat. Lastiği şimdilik bırakıyoruz. Daha sonra geri alacağız. Şimdi yastığımı alıyorum. Şöyle biraz rahatlat. Boynunu da bir rahatlat. Şimdi yastığımı aldım. Bunu ayaklarımın şöyle arasına yerleştirdim. Bacaklar masa pozisyonu. Kollarım düz. Bacakları yukarı kaldırdım. Boynumu da yukarıya kaldırdım. Şimdi benim bir V hareketim vardı. Kapanıp şöyle yastığı yer değiştirdiğim, açılıp kapandım, açılıp kapandım bir V hareketim var. Her seferinde yastığı bir ellerimi alacağım, bir ayaklarımın arasına bırakacağım. Şimdi bunu yaparken dikkat edeceğimiz neydi? Şu şekilde bacağı indirirken bel boşluğum açılıyorsa daha fazla indirmiyorum. Ve boynumun pozisyonu hiç bozmayıp kollarımı iyice geriye açıyorum. Ve ortada buluşuyorum. Burada bunu yaparken de uzanamıyorsanız eğer bacağa kadar hafif dizlerinizi büküp alabilirsiniz. Ama çok da şu değil. Hafifçe büktük sadece değiştirirken o da. Sonra bacakları iyice düzleştirip hareketi o şekilde devam etmek daha doğru olacak. Hazırsak. Önce yastığımızı yerleştirdik. Boynumuzu kaldırdık. Kollar yukarıda. Nefesini al. Verirken açıl. Kapan. Ve açıl. İki. Üç. Karnım sıkı. Dört. Bacaklar düz. Beş. Altı. 7 8 9 10 2 tane kaldı. 11 12 Önce bacakları çek. Ayaklarını tek tek bırak. Ve dinle. Bu hareketlerle biraz boynumuz da ağrıyabilir. Bunlar çok normal. Biraz bunun üzerine gitmeye çalışın. Tabii ağrının nasıl bir ağrı olduğu da önemli yani. Kas ağrısı mı yoksa bir sakatlık vardır. Onun ağrısı mı? Onu çok iyi ayırt etmek gerekiyor. O yüzden lütfen yaparken çok dikkatli olun. Olan sakatlığımızı arttırmayalım ya da yeni sakatlıklar yaratmayalım. Şimdi hazır.
aç kollarını geriye. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son kez yavaşça çek karnına, ayaklarını bırak. Yastığımı da şöyle kenara koydum. İstersen bacakları bir uzat, kolları geri uzat. Derin bir nefes al. Ağzından ver. Bir tane daha. Bravo. Şimdi hemen bir belimi, sırtımı bir rahatlatacağım. Ben yine bu hareketi az yapacağım ama siz videoyu durdurup birkaç tane daha yapabilirsiniz. Nefesi aldım, verirken bacakları yana düşürdüm. Boynum tam tersi yana gitti. Ve yanında birazcık bekliyorum. Belim rahat. Karnım rahat. Aldım nefes, ortaya geldim. Vererek diğer tarafa dönüyorum. Tekrar nefes al. Vererek diğer tarafa. Ben bir kez daha yapacağım. Siz durdurup birkaç tekrar daha yapabilirsiniz. Son kez yapıyorum. Ortaya geldim. Yavaşça ayaklarımı tek tek bıraktım. Şimdi tekrar lastiğimi alıyorum. Şu şekilde ortadan yine dar bir şekilde tuttum. Lastiği şöyle iyice açarak şöyle tam alt karnıma yerleştiriyorum. Ve elimi aşağıda sabitliyorum. Elim kesinlikle kalkmayacak. Yani lastiğin şu anda mesela hafif hani karnımı sıkıyor olması gerekiyor. Şimdi ayak tabanlarım yerde, ne çok yakın ne çok uzak. Tam o arayı bul. Ayak tabanlarım tam bastı, ayakların arası açık. Nefesimi aldım. Ayak parmak uçlarım burada düz, şu şekilde V yapmayın. Yukarı kalçayı kaldırma hareketi yapacağız. Kalkarken ekstra ayağın dışına ya da içine değil, tam olarak ayak tabanımızı tamamen basıyoruz. Şimdi kollarım yanında, nefes al, vererek kalçayı yukarı kaldır. Bunu yaparken ellerimin zorlanıyor olması lazım. Çünkü lastiği zorlayarak kaldırmaya çalışacağım. O yüzden bu lastik gevşek olursa, gevşek bir şekilde koyarsanız, yani hareketin tabii ki bir anlamı olur ama lastikle yapmamızın hiçbir anlamı olmaz. O yüzden iyice gerdik, kollarımızı sabitledik. Eller hiç yerden kalkmayacak. 10 tane yapacağım. 10 tanenin sonunda yine sıkıştırmam var. Nefes al. Verirken sık kalçayı iyice. Yavaşça indir 1. Sık kalçayı 2. 3. Bravo. Yavaş. 4. 5. Bravo. 6. 7. 8. 9 10 Şimdi yukarıda kal ve burada sıkıştır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yavaşça bırak. Ellerini de bırak, şöyle bir rahatlasın. Hemen kısa bir iki tane nefes aldıktan sonra hareketimi tekrar yapıyorum. İyice yine lastiği gerdim, açarak yerleştirdim ellerimi. Hazır, nefes al. Vererek 1. Bravo. Nefes al, vererek 2. Kalçanı mutlaka sık yukarıda. 3. Bravo. 4. 5. 6. 7.
yukarıda kal ve sıkıştır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bıraktım. Lastiğimi de bıraktım. Ve dinlendim. Şimdi hafifçe kendimi yana doğru deviriyorum. Bir anda kalkmayın, başınız dönmesin. Aralarda birer ikişer yudum su da içebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu şekilde dizlerin üzerine gelelim. Tek elimi yana koydum. Diğer bacağımı şu şekilde dümdüz uzattım. Boştaki elimi de şöyle başımın arkasına yerleştirdim. Şimdi ayağı yerden kaldırıyorum ve bacağı ayağımı kendime doğru çekiyorum. Şimdi nefes aldım. Alırken daha doğrusu öne doğru çekeceğim. Verirken arkaya doğru iteceğim. Hafifçe kalçayı sıkarak. Nefes alırken öne doğru, nefes verirken geriye doğru. Şu geriye doğru kısmında da başlangıçta gelmiyoruz. Buradan daha da geriye itiyorum. Ve o esnada kalçayı da iyice sıkıyorum. Şimdi hareket boyunca karnımı sıkı. Elim şu şekilde omzumun bir tık ilerisinde. Çok fazla değil. Diğer dizimde hiçbir işim yok. Ama dizinizde bir problem varsa, mat tay etmiyor, acıtıyorsa altına böyle minik bir yastık, ince ya da havlu gibi bir şey de koyabilirsiniz. Şimdi diğer elim başımın arkasında. Bacağımı yukarı kaldırdım, ayağımı kendime çektim. Nefes al. Ver geriye. Bravo. Bir. İki. Üç. Dört. Bravo. Vücut pozisyonu hiç bozmayın. Sadece bacak kıpırdasın. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yavaşça bıraktım. Tekrar oturma pozisyonuna gel. Şöyle bir omzunu çevir, omzunu bir rahatlat. Aynı hareketi diğer tarafa da yapacağım. Yine elimi yerleştirdim. Dizimin üzerindeyim. Diğer bacağı uzattım dümdüz. Elim başımın arkasında. Bacağımı yukarı kaldırıp ayağımı kendime doğru çektim. Hazır. Nefes alırken öne getir. Nefes verirken geriye götür. Bir. İki. Üç. Bravo. Dört. Kalçayı sık iyice arkada. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yavaş bırak. Dileyen yine bundan bir set daha, birer set daha iki bacak içinde yapabilir. Hatta bunları yani ikişer set yaparsanız çok iyi olur. Ben sadece biraz daha hareket yapabilmek adına, süremin de yetmesi adına bazı hareketleri birer set yapıp geçiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi yüzüstü yatacağız. Ve lastiğimizi elimize alacağız. Lastiği yine şu şekilde iki elimle hafif böyle dar gibi biraz geri geleyim. Şöyle daha net görsün. Şu şekilde tutuyorum. Omuz genişliği gibi düşünün. Ama onu ölçmeye çalışmayın yani böyle. Ortadan tutuyorum. Şimdi nefes aldım. Verirken kalçayı da sıkarak yukarı kalkıp şöyle sırtıma lastiği çekeceğim. Dirseklerim bükülü. Uzatıp aşağıya ineceğim. Şimdi nefesi alırken yukarı kalkalım. Verirken kürek kemiklerini iyice sıkıştırıyoruz. Bunu daha fazla aşağı indirmiyorum. Sadece kürek kemiklerimi kadar çekip yavaşça bırakıyorum. Aynı anda bu sefer ayaklarımızı da kaldırıyoruz.
Hareket boyunca kalça sımsıkı. Şimdi hazır. Nefes al. Vererek. Bir. İki. Kürek kemiklerini sıkıştır. Üç. Kalçanı sıkı. Dört. Beş. Bravo. Altı. On tane yapacağız. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yavaşça bırak. Ellerini üst üste koy. Alnını yasla ve dinle. Biraz nefes al ver. Bunun da iki set yapabilirsiniz. Şimdi ben diğer hareketi geçiyorum. Ellerim yanda, nefesimi aldım. Benim de problem olanlar yarım, olmayanlar tamamen kalktı. Kalçayı sıktım, omuzlarımı geriye çektim. Boynum düz, karşıya bakıyorum. Nefes al ver, biraz bekle. Şimdi olduğun yerden geriye doğru uzan. Kalça topuklara, kollar düz. Boynumu indirdim ve rahat. Şimdi yavaşça kalktım. Tekrar lastiğimi alıyorum. Ve şöyle sırtımı şu şekilde sanki şal atar gibi şöyle koyduk ve şu şekilde de ortalıyorum ellerimi. Şu aşağıdan sarkan uzunluklar eşit olsun. Ellerimi de bu şekilde tuttum ve şöyle avuç içlerimi yere şu şekilde koyuyorum. Tam omzumun altına. Şimdi ayaklarım şu şekilde dizleri çapraz yapıp ayakları. Böyle ayakları yerden kesip dizlerimin üzerinde kalıyorum. Lastiğim yine gergin. Bunu lastiksiz de yapabilirsiniz bu arada eğer bu zor gelirse. Şimdi vücudumu hafifçe öne doğru atarak şınav pozisyonu yapacağız. Sadece lastik bizi ekstra zorlayacak. Nefesimi aldım. Belirken indim aşağı, tekrar yukarıya çıktım. Şimdi bu böyle kayacak gibi olursa hafif böyle kürek kemiklerinizin aşağısını alabilirsiniz. Lastik gergin olmazsa eğer aşağı indiğinizde bollaşıp kayabilir. O yüzden bunun gergin olmasına dikkat edelim. Şimdi 10 tane yapacağız. Hazır, nefes al. Vererek vücudunu öne doğru bırak. Tekrar yukarı. Aşağı kadar inmek zorunda değilsiniz. İnebildiğiniz yere kadar. Ama bütün yükümüzü kola veriyoruz. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Elim lastik kaydı bile. Sekiz. Dokuz. Ve on. Şöyle tekrar lastiğini bırak. Geriye doğru uzan. Ve dinlen. Yavaşça kalktım. İsterseniz yine bu hareketi bir set daha yapabilirsiniz. Diyeceksin ki bu derste hiçbir hareketi kimsesin yapmadı bununca. Ama daha fazla hareket edebilmek için çünkü yarım saatlik bir video olması gerekiyor normalde ama ben bununla yapamıyorum. Hep aşıyorum. O yüzden sizin dersimi 45 dakika falan gibi düşünün. Videoyu durdurup ya da bir tık geri alıp tekrar benimle yapabilme imkanınız var. O yüzden devam. Şimdi son harekete geçeceğim. Yine plank. Allah'ın yürümü. Onun bir versiyonunu şu şekilde yüksek plank pozisyonuna geldim. Şimdi yapacağım şey önce
omzuma dokunacağım. Sonra bir sağ ayak kaldıracağım, bir sol. Bu iki versiyonu göstereceğim yine. Bu daha böyle başlangıç seviyesindekiler için, daha böyle orta ileriler için. Şu şekilde dirseklere inip tekrar yukarı çıkacağım. Sonra bir sağ bacak, bir sol bacak şeklinde yapacağız. Ya da diyorsanız ki oho ben var ya ileri seviyenin dibiyim derseniz eğer. Önce dirseklere iniyoruz. Ondan sonra zıplayarak bacağımızı aç kapa yapıyoruz. Tercih sizin. İsterseniz düz plank yapın, hiçbir şey yapmayın. İsterseniz bu gösterdiklerimi yapın. Şimdi ben dirsekleri in kalk ve bir sağ bacak kaldır, bir sol bacak kaldır versiyonunu yapacağım. Siz hangisini yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Şimdi süreye bakıyorum. İsterseniz birer yudum su alın. 20 saniye sonra başlıyoruz. İstediğiniz versiyonu yapabilirsiniz. Hızı tamamen size kalmış ama böyle yapacağım diye de haldır uldur böyle çok hızlı yapmaya gerek yok. Hep kontrollü ve karnımı sıkın. Hazırsak pozisyonumuza geçelim. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve başladım. 1 dakika boyunca bu hareketi yapıyoruz. Haydi bakalım. Karınlar sıkı, vücudum kontrollü. Kontrol tamamen bende. Hareketi hızlı yapmak zorunda değilsin. Düzgün yap, yavaş yap. Bizim olsun. Evet, 20 saniye oldu bile. Haydi bakalım. Bravo. 30 oldu. Son 30 saniye. Bravo. Haydi son 15 saniye kaldı. Bir yandan süreye bakalım. Bir yandan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlen. Şöyle biraz salla kolları omuzdan rahatla. 1 dakika dinleniyoruz. 1 dakika sonra bir kez daha tekrar edeceğiz. Yorulduk valla. Bravo. Eğer bu yorucu geldiyse bir sonraki turda daha basit versiyonu da yapabilirsiniz. Ya da işte 10. saniyeden sonra yorulduysanız 10. saniyeden sonra kolay versiyonu dönebilirsiniz. Mümkün olduğunca böyle 1 dakikayı tamamlamaya çalışın. Ha 1 dakikayı ben rahat yapıyorum diyenler varsa kendi kronometrenizi açıp bunu 2 dakika 3 dakika benim vardı. Kulaklar için nasıl? Ayda aldı öğrencim. 6 dakika yapıyordu düz plank'i. Evet hazır. 5, 4, 3, 2, 1 ve başladım. Karnım sımsıkı. Vücudumun kontrolü bende. Hiç acele etmeye gerek yok. Vücut düz. Evet, 20 saniye oldu. Bravo. 30 oldu. Haydi 30 kaldı. Dayanabilirsin. Evet, son 20. Son 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Evet, 2 sette de birer dakikayı tamamlayanlara kocaman alkış. Ama yeni başladıysanız üzülmeyin. Zaman ne oluyor merak etmeyin. Ben 10. saniyede düştüm. Diyenler de çok gördüm. Kendi öğrencilerimde de, kendi derslerimde de yaşadım. O yüzden sıkıntı yok. Biraz şöyle nefesimizi bir toparlayalım. Şöyle 30 saniye daha dinleneceğiz. Ondan sonra soğumamıza geçeceğiz.
Nabzımız biraz toparlansın. Bir anda yatmayalım yüksek nabızla. Şimdi bir bacak önde, diğeri arkada. Üst üste gelmeyecek şekilde artık ezberlediniz bu kısmı. Koydum. Dirseklerinizi koyabilen, dirseğini koyamayan ellerini koydum. Boynumu tamamen rahat bıraktım. Düzenli nefesini al, ver ve bacağını sıkmamaya çalış. Haydi bakalım. Güzel, sıkma bacaklarını, nefes al, ver. Şimdi hiç bozmadan kolları öne doğru uzattım. Kalça kalkıyorsa bastır. Şimdi yavaşça geriye gel. Yukarıya uzat. Şimdi değiştirdim bacakları. Arkadaki öne, öndeki arkaya. Tekrar koydum dirseklerimi ya da ellerimi, boynumu bıraktım. Ve nefesine odaklan, bacağını sıkma. Uzattım kollarımı. Yavaşça geriye gel, yukarıya iyice uza. Şimdi elimi yana koydum. Dirseğimi büktüm. Diğer kolumu uzat, şöyle yukarıdan iyice uzat. Gönder, yan tarafını hisset gerildiğini. Nefesini ver. Aynısı diğer tarafa. Yavaşça kalk. Bacaklarını uzat. Ayaklarını kendine doğru çek. Uzanmaya çalış parmak ucuna doğru. Tutamıyorsan eğer çek şöyle ayaklarını iyice kendine ve ona doğru uzanmaya çalış. Gidebildiğin kadar. Burada bekliyoruz. Biraz yansın bacağımız. Şimdi bıraktım. Nefes al. Verirken bu sefer bacaklarını iyice kapanmaya çalış. Vücudunu da çek. Yavaşça bıraktım. Evet, bugünkü dersimiz de bitti. Sonuna kadar yaptıysanız teşekkür ediyorum. Toplam kalori hemen söylüyorum. 152. Şimdi bunu kapatacağım. Evet, süper. Sonuna kadar yaptıysanız teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.